Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş 22 Temmuz'a kadar burcunuzda ilerlemesini sürdürecek. Yaşam enerjiniz güçlü. Evet, motivasyonunuz oldukça güçlü ve bu ay hayatınızda önemli bazı kararlar verebilirsiniz, planlamalar yapabilirsiniz. Geçtiğimiz 21 Haziran'da burcunuzda bir yeni ayla beraber güneş tutulması meydana geldi ve bu ay 20 Temmuz'da tekrar ikinci kez yine burcunuzda, yengeç burcunda bir yeni ay doğacak. Tüm bu etkiler tabii ki hayatınızın biraz daha kadersel anlamda belirleyici, güçlü bir dönemini de işaret ediyor. 2 Temmuz'dan itibaren Satürn Kova burcundan ayrılıp tekrar Oğlak burcuna dönüyor. Biliyorsunuz Mart sonunda Satürn Oğlak'tan Kova burcuna geçmişti. Ardından retrosuyla beraber yıl sonuna kadar, Aralık ayına kadar tekrar Satürn'ü Oğlak burcunun son derecelerinde misafir edeceğiz. Özellikle geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında Satürn hareket ettiği derecelerde olacak. Oğlak burcunun son derecelerinde olacak. Aslında bu bir gözden geçirme. Hani bazı şeyleri tamamlama için bize fırsatlar da verebilir ki bunlar özellikle belki önemli ilişkileriniz, evlilik gibi konular, ortaklıklar, belki anlaşmalar, sözleşmeler alanında olabilir. Ve 5 Temmuz'da Oğlak burcunun 13 derecesinde dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 2020'nin 3. ay tutulması tam karşıt burcunuzda olacak. Sizin için önemli bir ay tutulması. Ve bu tutulma son 1,5 yıldır yengeç oğlak aksında yaşadığımız tutulma döngülerinde sonuncusunu işaret ediyor. Artık önümüzdeki 9 yıl yengeç ve oğlak burçlarında tutulma meydana gelmeyecek. Sizin için kuşkusuz önemli. Özellikle doğum gününüz 1-10 Temmuz arası, 1-10 Temmuz arasıysa bireysel olarak çok önemli etkiler alabilirsiniz. Bu güneş ay tutulmasından ve lütfen yükselen burcunuza da bakınız. Yükselen yengeçseniz, yine yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan bireysel olarak önemli etkiler alabilirsiniz. İlişki dinamiklerinizle ilgili artık bazı belirsizlikler sonlanıyor. Yani bir ilişkinizi sürdürmek ya da sürdürmemek yönünde bazı kararlarınız varsa bu ay tutulması artık bir netleşme sağlayacak. Bitmesi gereken ilişkiniz bitebilir. Ayrılıklar olabilir. Ama bazı ilişkilerimiz de güçlenebilir. Artık belki uzun süredir hani evlensem mi, ayrılsam mı diye karar veremediğiniz bazı ilişki, eğer hayatınızdan çıkmasını istemediğiniz bir ilişki varsa artık evlilik yönünde de önemli kararlar verebilirsiniz. İş birliklerinizi, ortaklıklarınızı, bazı resmi anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi de gözden geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz ve bu ay tutulması bunlarla da ilgili artık nihai bir karar verdirebilir size. Bunlar sizin dışınızda, hani kadersel anlamda dışarıdan gelen etkiler, baskılar şeklinde de hayatınızda olabilir. Yer değişiklikleri, kariyerle ilgili önemli adımlar, taşınmalar ve buna benzer. Hani bundan sonraki en azından 8-9 yıllık yaşamınızı etkileyecek önemli bazı hareketleri de belirleyebilecek yine önemli bir ay tutulması olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki toplumsal alanda da çok önemli bir tutulma bu. Bununla ilgili bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Merkür Yengeç Burcu'nda retro hareketteydi biliyorsunuz Haziran ayında ve 12 Temmuz'a kadar da retrosu devam edecek. 12 Temmuz'a kadar Merkür sizi zihinsel olarak biraz duraklatıyor, yavaşlatıyor aslında. Yani duygusaldır Merkür Yengeç Burcu'nda ve siz de daha duygusalsınız. Yani geçmişi daha fazla sorguluyorsunuz. İşte bilinçaltınızdaki duygular, düşünceler, hani uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir şeyleri ortaya çıkarma, konuşma ihtiyacı içerisindesiniz. Bu tabii ki bazı geçmişten gelen konuların hayata geçmesi, yani onları tamamlamak, bazı belki geçmiş fırsatları değerlendirmek için de önemli olabilir ama günlük hayatımızda biraz bizi zihinsel olarak yavaşlatıyor. Kararsızlıklara neden oluyor. Olaylara objektif bakmakta zorlanabiliyoruz. İletişim sorunları da yaratabiliyor. Özellikle aile içi ilişkilerde biraz alınganlıklar, kırılganlıklar olabiliyor. 12 Temmuz'a kadar buna dikkat edeceğiz.
12 Temmuz'dan itibaren ise artık Merkür düzelecek. Biraz rahatlıyoruz artık. Artık daha rahat karar vereceğiz. Daha rahat planlarımızı uygulayacağız. Daha rahat ilişki ve iletişim içerisinde olacağız. Anlaşmalar, sözleşmeler, imza gerektiren konuları da 12 Temmuz'dan sonra daha güçlü bir şekilde hayata geçirebiliriz sevgili yengeçler. Ay boyunca enerji gezegenimiz Mars Koç burcunda olacak. Mars'ın Koç'taki hareketi önemli. 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden biri bu. Çünkü yıl sonuna kadar 6 ay 5 ay Koç burcunda olacak Mars ve 10 Eylül ile 25 Kasım aralığında da retro hareketi olacak. Ve öncü bir burç Koç. Üstelik Mars'ın kendi burcu ve çok güçlü ve size de güçlü bir açıda, tam dik açıda olacak. Şimdi bunu önemsemek gerekiyor. Öncelikle Mars'ın olduğu alanlarda enerjimizi daha aktif bir şekilde kullanabiliriz. Siz bu dönemde özellikle geleceğinizle ilgili konuları daha fazla önemseyip harekete geçme enerjisi içinde olacaksınız. Mücadeleci olacaksınız. Hangi konularda? Kariyer konularında. İş konuları, kariyer konuları, görevler, sorumluluklar, bunlar her neyse. Tabii bu yaşınıza göre değişebilir. Bir öğrenciyseniz eğitim hayatınız. Evliyseniz ya da evlenmek istiyorsanız işte evlilik, ayrılık gibi konular. Bunlar da kariyerle ilgili konulardır. Kendinize ait bir işiniz var. Bununla ilgili mücadeleleriniz var. Bir yerde çalışıyorsunuz. Burada mücadeleleriniz var. Belki zaman zaman üstlerinizle, otorite figürleriyle çatışmalarınız olabilir. Agresyon oluşabilir. Buna dikkat edelim. Zaman zaman fiziksel anlamda Mars'ın zorlayıcı açıları sizi kaza ve sakarlıklara biraz açık hale de getirebilir. Lütfen buna da dikkat edelim. Özellikle bu ay 8-15 Temmuz arasında bu tarz problemlere açık bir gökyüzü var. Kazalara lütfen dikkat edelim. İş yerimizde aile üyeleriyle, aile büyükleriyle ya da üstlerimizle olan ilişkilerde tartışmalara, kavgalara açık olabiliriz. Bunlara da daha sağduyulu, daha sakin yaklaşmakta bu dönemde fayda var sevgili yengeçler. Ve 20 Temmuz'da 28 derece yengeç burcunda, evet, yılın ikinci yengeç yeni ayı doğacak. Kuşkusuz önemli ve özellikle bu sefer doğum günü 25 doğum günü özellikle 15 Temmuz'la 22 Temmuz arası olan yengeç burçlarımız çok daha güçlü etkiler alıyorlar. Bu arada tüm yengeç burçlarımızın, bu ay doğan yengeç burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet, özellikle doğum gününüz 20 Temmuz ve yakınlarındaysa bu yeni ay size bu yılın yenilikler getireceğini işaret ediyor. Ve üstelik Güneş-Satürn karşıtlığının etkinleştiği bir yeni ay bu. Satürn olan yerde sorumluluk vardır. Satürn olan yerde ciddiyet vardır. Bu yeni ay ciddi bir yeni ay. Yani bu yeni ay size bazı konularda hayatınızda sorumluluk almanız gerektiğini işaret ediyor. Veya sorumluluğunu alamadığınız konuları hayatınızdan çıkarmanız gerektiğini işaret ediyor. Bu bir iş olabilir. Bir ilişki olabilir. Aileyle ilgili konular olabilir. Tüm bunlar hayatınızda biraz gündemde olacak. Evet, Satürn 10. evinizde olduğu için iş kurmak, bir işe başlamak veya süre gelen yolunda gitmeyen bazı işleri kapatmak, ebeveynlerle ilgili konular, evlilik, ev kurma sorumluluğu almak ve benzeri. Bazılarınız için yer değişiklikleri olabilir. Ev almak, taşınmak. Belki aileye ait bazı mal varlıklarını değerlendirmek, toprak, ev, gayrimenkul, bunların satılması, kiralanması, değerlendirilmesi yönünde bazı adımların atılması olabilir. Ebeveynlerle ilgili bazı sorumluluklar olabilir. Yani onların genel durumları, sağlıkları ve benzeri durumlar olabilir. Bu yeni ay, evet, gündemimize bunları getiriyor aslında. Ve etkileri özellikle 10 Ağustos'a kadar olan süreçte gündemimizde olabilir sevgili yengeçler. 22 Temmuz'dan itibaren ise Güneş artık Aslan burcuna geçecek. Bu tabii bir enerji değişikliği ortaya çıkarıyor. Güneş ikinci evinizi aydınlatmaya başlayacak. 22 Temmuz'dan itibaren artık para konularını daha fazla gündeminize alıyorsunuz. Kazançlar, para konuları, mal varlıklarınız, paranızı nasıl değerlendirirsiniz ya da nasıl harcayacaksınız? Alışverişler de gündemde olabilir. Tüm bunlar Temmuz'un son haftasından itibaren artık daha fazla günlük hayatınızda etkisini göstermeye başlayabilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.
Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.